Herkese selamünaleyküm. Yozgat asıllı Kayseri Emre kanalına, yani Yake TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyun platformu nedir serimizin 4. bölümünde Garena'yı anlatıyoruz bu bölümde. Eski bölümlerde diğer oyun platformlarını anlattım. Şuradan görebilirsiniz. Diğer üçünü anlattım. Eski bölümlerime kanalıma giderek eski bölümlere, eski videolarıma bakabilirsiniz. Bunları anlattım yani. Şimdi sırada Garena var. Son olarak Garena'yı anlatacağız bu seride. Garena sunucuları Uzak Doğu'da olan, yani size şöyle söyleyeyim. Uzak Doğu'da işte Malezya, Singapur gibi, Vietnam, başka ne var? Endonezya 4, Tayland 5 gibi ülkelerde olan sunucuları oynaması ücretsiz oyunların olduğu bir oyun platformu. Gördüğünüz gibi hepsi oynaması ücretsiz bu oyunların. Şunlar zaten bu bilde de oynayabiliyorsunuz, bildiğiniz gibi. Sunucu Garena'yı yükledikten sonra sunucuyu ya Singapur ya da Malezya yapıp oyunları oynayabiliyorsunuz. Yoksa oynamanıza izin vermiyor oyunları. Yani Türkiye yaptığınız zaman sunucuyu, şuradaki sunucuyu Türkiye yaptığınız zaman size izin vermiyor oynamanıza. Onun haricinde işte League of Legends, FIFA Online 3, AVA Online ve Heroes of Newerth gibi online oynaması ücretsiz oyunları bünyesinde barındırıyor. 4 tane PC oyunu. 2 tane de mobil oyunu var. Bu mobil oyunları Garena Google Play ve Apple Store'dan indirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. 2 tane oyunu var. Bunun haricinde sav dosyalarını kaydetmesine gerek yok. Çünkü oyunlar online olduğu için sav dosyaları otomatik olarak kaydediyor. Yani bünyesinde. O yüzden sav dosyalarını kaydetme gibi bir ayrıcalığı, ayrı bir şeyi yok yani. İşte ne bileyim Steam'in sav dosyaları neydi? Steam neydi ya onun adı? Unuttum adını. Neyse işte. Aynı şekilde şeyde olduğu gibi Origin'de de sub dosyalarını kaydetme olduğu gibi ayrı bir ek desteğe gerek yok bu platformda. Çünkü şey yok, single player oyunlar yok. Hepsi multiplayer oyunlar ve oynamaz ücretsiz oyunlar. Bunun haricinde her oyun platformunda olduğu gibi bir arkadaş listenizi olabiliyor. Arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz yani. Aynı şekilde diğer oyun platformlarda olduğu gibi işte mesaj yazabiliyorsunuz. Bunlar sesli konuşma yapabiliyorsunuz. Şey herhalde ya. Bunlar bildirim. Ne işiz? Bakabiliyor musunuz? Ha. Oyuna Garena'ya para yatırdığınız zaman oyunun Garena'nın para birimi shares diye zannediyorum gençler. Yani oyuna Garena'ya para attığınız zaman para shares'e dönüşüyor Garena'da. İşte öyle bir değişik bir şey var. Onun haricinde da ayarları var. Bu ayarlardan Malezya yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi işte temaları, istediğiniz temayı seçip arka planınıza koyabiliyorsunuz. Oyunlar, oyunları nereye yükleyeceğini seçiyorsunuz. Varsayılan oyun yükleme bölgesi, yeri diyor. Onun haricinde audio gençler, mikrofon ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz. Chat'te bildiğiniz chat ayarları istediğiniz gibi değiştirip büyütebiliyorsunuz. İsterseniz büyük harflerle yazmak istiyorsanız huge yapıyorsunuz. İşte large yapıyorsunuz. Bu arka plan, chat'in arka planında konuştuğunuz kişinin avatarı oluyor. İşte ne bileyim strangers, yabancılardan arkadaşlık isteğini blokla diyor, yani reddet diyor, otomatik olarak reddet diyor. Mesajlar ve çağrıları, yabancılardan gelen çağrıları blokla. Bu da öyle bir ayar. Nudge, dürtme diye zannediyorum gençler. Dürtmeleri engelle. Sound, ses ayarları, sesleri açıp kapatma ayarları. Yani Garena'da işte biri açık olduğu zaman burada mesela işte bildirim çıktı ya, o bildirimi sesli olarak bildiriyor size. Ekran alıntısı kısa yolunu aç işte. Geçmişi, chat geçmişini hepsini kaydet diyor. Generalde az önce baktığımız ayarlar. Otomatik olarak başlat işte sistem başladığında falan. Böyle yani. Bunun haricinde şu Garena gençler, eğer uzak doğudaki sunucuları size pingli geliyorsa Steam'de de var gençler. Burada Steam'de, şuradan yenile bakayım. Bu link gördüğünüz gibi Garena'da, Steam'de de oynayabiliyorsunuz ayrıca. Eğer istiyorsanız tabi, sunucular size uzak geliyorsa, yani ping oluyorsa oyunda AVA'yı oynayabiliyorsunuz. Onun haricinde League of Legends'in zaten 10 Türk sunucuları var. Yani Türkiye'de de oynayabiliyorsunuz. Ama oyun platformu indirmenize gerek yok herhalde onun için. Ayrı bir sitesine gidiyorsunuz. Sitesinden indiriyorsunuz oyunu. Heroes of Newerth'ü başka bir yerde bulamadım herhalde. Türkiye sunucusu var mı bilmiyorum. Olabilir ama yani ben bilmiyorum. Görmedim yani Türkiye sunucusunu falan. O yüzden buradan da oynayabilirsiniz. Evet. FIFA Online için zaten hiç kaçarınız yok. İlla Garena'yı indirmek zorundasınız. Eğer FIFA Online 3 oynamak istiyorsanız kaçarı yok yani. Bu platformu indirmek zorundasınız. Başka çaresi yok yani bunun. Geri kalan işte diğer ülkelerde, Çin'de, Güney Kore'de FIFA Online 3, FIFA Online 4 var herhalde. Onları indirmek için Garena'ya ihtiyacınız yok ama onların da herhalde bir ayrı oyun platformu da vardır herhalde. Güney Kore'deki Neon, Çin'deki Tencent Games yayınlıyor FIFA Online 3'ün. Onları oyun platformu var mı bilmiyorum. Yani onların, Tencent'in vardır da yani indirdiğiniz zaman, Çin yaptığınız zaman sunucuyu, FIFA Online 4 gelir herhalde oraya. Oynayıp oynayamadığınızı bilmiyorum ama burada oynayabiliyorsunuz. Değiştirip, sunucuyu değiştirip oynayabiliyorsunuz. Garena'nın böyle bir özelliği var. Onun haricinde kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş yaklaşık olarak. Başka da bir şey yok herhalde. Evet. Buradan arkadaş mı ekleyebiliyoruz? Evet, arkadaş ekleyebiliyoruz. Ayrı bir chat penceresi aç diyor gençler. Böyle yani. Başka da bir şey diyecek bir şey yok herhalde. Bir ara burada vardı bu oyun platformunda. Point Black vardı. Point Black'ın da Türkiye'de oynayabiliyorsunuz. Türkiye siteden indirip oynayabiliyorsunuz. Sitesinden, Origin kendi sitesinden indirip, o da oynamaz, ücretsiz bir oyun. Bir de şey var. Şurada görmem lazım. Yok, gözükmedi. O zaman şuradan arayalım. Blackshot. Şu oyunda Steam'de olan şu Blackshot adlı oyunda Garena'daydı. Herhalde çok fazla oynanmadığı için Garena'da Steam'e getirdiler oyunu. Bu da Garena'da olan başka bir oyun. Eskiden Garena'daydı ama artık değil yani. Artık Steam'e geçti. İsterseniz oynayabiliyorsunuz Blackshot'u. Gördüğünüz gibi. Linki de burada. Gözüküyor yani. Evet. 15 dakika yapalım da ne anlatacağım ben de bilmiyorum. Onun haricinde Heroes of Newerth ne oynayacak? Bakalım. Bakın burada boyutları yazıyor. Oyunların böyle şeyine tıkladığınız zaman MOBA strateji oyunuymuş. MOBA ise şey zaten. Dota, League of Legends tarzı bir oyun. İngilizce desteği varmış. Malayca desteği varmış. Basit Çince, Vietnamca, Taylandca, Tayce diyelim. Endonezyaca, neyse artık işte ya. Onun gibi bir şey. Gençler. Sadece İngilizce ses desteği varmış bu arada. Onu da belirtiyor yani. Gördüğünüz gibi. MOBA oyunuymuş. Bunu öğrendik. League of Legends zaten bir şey oyunu. MOBA oyunu. Bilmeyenleriniz yoktur galiba. Yani MOBA oyunu. Strateji de oyunu da olabiliyormuş. Strateji sınıfına da giriyormuş yani. Türüne de giriyormuş. Ama tamamen strateji değil tabii ki. Tamamen tüm çerçeveye baktığınız zaman MOBA diyorsunuz. FIFA Online 3'te benim şu da i butonuna tıklayarak diğer kanallarıma bakarsanız ayrı bir FIFA Online 3 kanalım var. Orada FIFA Online 3 çekiyorum. Klanımın adını kanal adım yaptım. Orada FIFA Online 3 çekiyorum gençler. Evet, bunu da yapıyorum. Home değil, about. Home değil orası. Yanlış oyunu indirdiğim için göstereyim. Bakın burada 4.450 MB. 4450 MB'lık indirmeniz gerekiyormuş. Spor oyunu, aksiyon oyunu falan filan diye e-sporda giriyormuş içine. Evet. Sistem gereksinimleri de bunlar. Görüyorsunuz yani. Çoğu bilgisayar kaldırıyor zaten. Evet. Bunlar da oyun hakkında şeyler. Duyurular, oyunun duyuruları. Bir dakika, şunu şöyle yapalım. Steam'de alta al. AVA Online FPS oyunu. Tahmin edebileceğiniz gibi. Oha, niye bu kadar çok? Baktığımız zaman FPS, MMO FPS diyebiliriz yani. Herhalde şey gibi bir şey, Zula gibi bir şey gençler. Yani MMO FPS dediği zaman İçine şeyle giriyor herhalde. Ne onun adı? Pay to win de giriyor. Yani para ödeyerek oyun içi üyelere sahip olduğunuz ve diğer oyuncuları çarkına tükürdüğünüz bir oyun. Gibi bir şey yani. Buna bakmış mıydık? Buna bakmıştık herhalde. Bakın burada 5794 MB'ymış. MOBA oyunu dediğimiz gibi. Evet. Yani sıralamak gerekirse MMO, FPS, MOBA, spor oyunu, hepsi de oynaması ücretsiz oyun. Bu 4 oyunun hepsi de oynaması ücretsiz oyun. Şunlar online ve şey oyunu. Şu MOBA gençleri bu arada belirteyim yani 5'e 5 MOBA. Şu da şey PUBG tarzı Battle Royale oyunu yani. Oynaması ücretsiz. Mobil oyun ikisi de. Bunu buradan belirteyim yani. Neyse gençler. Bu videodan da bu kadar olsun. Hadi Allah'a emanet olun. kendinize mukayyet olun. Bir sonraki serim ne olur bilemem. Yani 2 hafta sonra kafama ne eserse onu çekebilirim. Yani işte ne bileyim ne çekerim ben de bilmiyorum. Ne çekerim, malzeme yok ki bana. Ya da şey yaparız ya, vlog falan tarzı bir şeyler, komik anılarımı falan anlatabilirim gelecek videolarda. Bunun haricinde başka bir şey yapamam yani. Çünkü bilgisayarımda olan çoğu şeyi anlattım size. Bunun haricinde artık eski komik olan hatıralarımı anlatabilirim. Bu kadar yani bu videoda. Gelecek videoda da ne çekebileceğimi söyledim. Başka bir şey. Screenshot ne ya? Ha, ekran alıntıları. Hangi oyunun? Ha. Evet. CS:GO'nun ekran alıntılarıymış. Dediğim gibi 2 hafta sonra komik anılarım, işte ne bileyim değişik yaşadığım olayları anlattığım bir seriye de başlayabilirim gençler. Ya da işte ne bileyim Steam anlattığım, yani daha anlatmadığım çok oyun var Steam'de de. Bunları da anlatabilirim. Başka bir bana malzeme çıkaran bir şey yok bu bilgisayarda yani. Evet, kaç dakika oldu? 16,5 dakika olmuş. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek Steam oyunlarını anlattığım videoda ya da komik anılarımı anlattığım vlog ya da vlogda görüşürüz gençler. Komik anılarımı anlattığım bir vlogda görüşürüz. Hadi gittim ben. Bu arada gazoz ha bak. Bimin gazozu ha. Reklam olmasın ama. Hadi gittim ben hadi.